Merhaba, ben Nesrin İlter. Etimeskut Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safiye Türk Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeniyim. Bu videoda sizlere dönüştürülmüş sınıfların ders öğretme ve öğrenme senaryolarının nasıl hazırlandığını ve nasıl uygulandığını anlatacağım. Buradaki senaryo School Education, Teach Academy için hazırlanmıştır. Are you ready? Let's start. Burada da yazdığı gibi hazır mısınız? Haydi başlayalım. Burada 10. sınıflar için hazırlanmış öğrenme dizaynı var. Konu emergency situations, acil durumlarda acil servisi arama. Burada bulunan kısımda ise bu dizaynın içerik başlıkları bulunmakta. Introduction to the context, içeriğin tanıtılması, aims, amaçlar, outcomes, çıktılar, teaching and learning activities, öğretme ve öğrenme faaliyetleri. Burada içerikten bahsediliyor. Başlığımız var. Topic, better safe than sorry. Üzülmektense emniyetli olmak daha iyidir. How do we call emergency service 112? Burada acil servis 112 nasıl arayacağız diye bir soruyla devam ediyoruz. Aşağıda bulunan yerde burada dersin öğrenme planı var. Total learning time 1 hour and 20 minutes. Toplam öğrenme zamanı 1 saat 20 dakika. Designed learning time 1 hour and 20 minutes. Dizayn edilmiş öğrenme zamanı 1 saat 20 dakika. Activities planned for before online learning time 30 minutes. Burada online öğrenmeden önce planlanmış olan faaliyetler için 30 dakika ayrılmış. Activities planned for online learning 30 minutes. Burada online öğrenme için planlanmış aktivitelere 30 dakika ayrılmış. Activities planned for after online learning 20 minutes. Burada ise online öğrenme sonrasında planlanmış aktiviteler için öğrencilere 20 dakikalık bir süre ayrılmış. Buradan anlaşılacağı gibi plan 3'e ayrılmış. Ders öncesinde öğretmenin videolar, dokümanlar göndererek öğrencilere bu konuyla ilgili bilgilenmelerini sağlamak. İkinci bölümde online öğrenme esnasında okul kitabından konuyla ilgili ders işleyerek öğrenilen bilgileri pekiştirmek. Üçüncü bölümde ise online dersten sonra öğrencilerin neyi anlayıp neyi anlamadıkları, senaryoları anlayabilmiş olup olmadıklarını konuşup tartışabilecekleri ve sonunda da değerlendirme yapabilecekleri bir 20 dakikaları var. Bu bölümde hazırlanan dersin amaçları belirtiliyor. Öğrencilere konuyla ilgili acil durumlarda durumlarla ilgili videolar gönderilerek bilgi tedariği yapılıyor ve bilgileri güçlendiriliyor. Aynı zamanda uzaktan eğitim yapılma esnasında okul kitabı işlenerek bu konu buradan anlatılarak öğrenilmiş bilgilerin pekiştirilmesi sağlanıyor. Sonuç olarak da öğrenciler tüm bunların sonucunda öğrenmiş oldukları kelimeleri acil bir durumda acil servisi arayarak kullanmaları ve kendilerini anlatabilir hale gelmeleri amaçlanıyor. Burada da outcomes yani çıktılar var. Videolarla, gönderilen dokümanlarla, notlarla öğrencilere elde edilmiş sonuçlardan bahsediliyor burada. Burada emergency situation vocabularies var. Acil durumlardaki kelimelerden bahsediliyor anlama bölümünde. What is your emergency? Acil durumunuz nedir? Car crash, araba kazası, fire, yangın, burglary, soygun, injury, yaralanma, unconscious, bilinçsizlik, bleeding, kanama, escape, kaçma, state your emergency, acil durumunu bildirme, stay on the line, hatta kalma, help is on the way, yardım yolda, don't move, hareket etme, be calm,
endişelenme, what is your location, konumunuz nedir gibi sorular ve kelimelerin konu içerisinde geçen bu kelime ve soruların öğrenilmesi isteniyor. Aynı zamanda effective learning outcomes'ta da öğrencilerin acil bir durumda öğrendikleri İngilizce kelimeleri cümle içinde kullanmaları ve duyduklarını anlamaları, aynı zamanda da talimatları takip edebilir hale gelmeleri beklentisi içinde oluyorlar. Buraya kadarki bölümde hep plan aşamalarından bahsettik ama şimdi artık öğrenme aşamasına geçtik. Activities planned for before online learning time, 30 minutes. Read, watch, listen. 18 students, asynchronous activities. Burada online öğrenme öncesinde ayrılmış olan bu 30 dakikalık süre içerisinde planlanmış bazı faaliyetler var. Bu faaliyetler içerisinde bu 18 öğrencinin bireysel olarak çalışma yapması bekleniyor. Okuma, izleme ve dinleme çalışmalarını yapması isteniyor. Öğretmen dokümanları, videoları, video adresleri öğrencilere göndererek nasıl ulaşacaklarını bilgisini veriyor. Aynı zamanda göndermiş olduğu bu video ve dokümanları üçer defa okumasını, dinlemesini ve izlemesini istiyor öğrencilerden. Buradaki amaç bu her üç defada izlenen, okunan ve dinlenen bu videoların, listeninglerin ve okuma parçalarının sonucunda öğrencilerin telaffuz, öğrendikleri kelimelerin telaffuzlarını geliştirmeleri, diktasyon yeteneklerini geliştirmelerini, hem okuma, hem dinleme, hem anlama kabiliyetlerini geliştirmeleri burada hedefleniyor. Şu an öğretmenin öğrencilere göndermiş olduğu çalışmalara başladık. Burada bu çalışmalardan birine bakıyoruz şu an. Emergency Dialogs. Burada bir diyalog var ve öğretmen bu diyaloğu öğrencilerin üçer defa okuma, üç kez okumasını istiyor. Böylelikle okuma yetisinin gelişmesi hedefleniyor. Bu sayfada gönderilen çalışmayla öğretmen hem listening, hem reading, hem de understanding çalışmalarının hepsini birlikte yapıyor. Öğrencilere göndermiş olduğu buradaki diyalogla, diyalog okumalarıyla okuma yeteneklerinin, yetilerinin gelişmesi hedefleniyor. Aynı zamanda burada ambulans ve kulakların üzerine tıkladığınızda, öğrenci tıkladığında okuma metni olmadan metnin dinleme çalışması geliyor. Böylelikle öğrencinin listening yani dinleme yetisinin gelişmesi ve aynı zamanda understanding anlama yetisinin gelişmesi hedefleniyor burada. Bir sonraki çalışmamız da bir öncekiyle benzer. Burada gönderilen çalışmada yine bir okuma metni var, diyalog var. Tek farkı bir öncekinden burada geçen acil durum polisle ilgili. Öğrenci burayı okuyor ve burada geçen cümleleri, kelimeleri anlamaya çalışıyor. Aynı zamanda polis ya da polis arabası ya da kulakların üzerine basarak bu okuma metni görüntüsü olmadan dinleme yapıyor. Yine aynı çalışma bir öncekiyle farklı bir diyalog üzerinden dinleme, anlama ve okuma yetilerinin geliştirilmesi hedefleniyor burada da. Bir sonraki sayfada gönderilmiş olan bir video var. Bu video yine üstüne tıklandığında açılıyor. 911'de canlı çekilmiş bir video. Öğrenciler bunu izleyerek, dinleyerek çalışmalarını, öğrendiklerini pekiştiriyorlar. Buradaki sayfada artık öğretmenin online öğrenmeye geçtiği süreç başlıyor. Distance online lesson, uzaktan online derse başlanıyor. Burada seçilmiş olan tüm diyaloglar kitaptan alınmış diyaloglar. Birinci diyalog car crash, araba kazası. İkinci diyalog fire, yangın. Üçüncü diyalog ise burglary, hırsızlıkla ilgili, soygunla ilgili bir diyalog. Her bir diyaloğun yanında birer kulaklık var. Yine bir önceki çalışmalarda olduğu gibi öğretmen buraya kulaklık arkasında kulaklığa tıklandığında bu diyaloğun dinleme çalışması geliyor.
Öğrencilerle beraber bu dersi kitaptan bu şekilde işleyerek önceden öğrenmiş, göndermiş olduğu video ve diyaloglar üzerinden öğrenmiş olduklarını burada pekiştirmeye çalışıyorlar. Buradaki hedef bu pekiştirmek bilgileri. Burada ise öğrenciler son 20 dakikalık süreye giriyorlar. Yani online öğrenmeden sonraki son 20 dakika. Burada öğrenciler birbirleriyle ne öğrendiklerini, ne anladıkları ya da neyi anlamadıklarını, ne yapabileceklerini acil bir durumda kaldıklarında bunlardan bahsediyorlar. Birbirleriyle bunları konuşup tartışıyorlar. En az sol tarafta verilmiş olan etiketler var. Burada I don't understand, I can do best, I can call and talk, I can act it out, more listen, more understand, I am not enough gibi etiketler var. Burada çocuklar bunları kullanarak konuşabilirler. İşte anlamadım, daha iyisini yapabilirim, arayabilirim ve konuşabilirim ya da yeterli değilim gibi etiketler. İkinci bölümde ise peer correction var. Burada peer correction akran düzeltmesi. Burada akran yani öğrenciler birbirlerini düzeltiyorlar. Üçüncü çalışmada burada peer evaluation var. Peer evaluation bölümünde de öğrenciler birbirlerini değerlendiriyorlar. Son bölümde ise yapılan bu çalışma hakkında düşündükleri fikirlerini beyan edecekleri bir çalışma var. Buraya bastıklarında, öğrenciler buraya tıkladıklarında bir soru geliyor ve birden beşe kadar buna bir puanlama yapıyorlar. Böylelikle planlanmış olan bu öğretme ve öğrenme senaryosu bu şekilde sonlandırılmış oluyor. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.